Şimdi ben Abdurrahman'a şunu sormak istiyorum. Şimdi Oya Hanım dedi ki, bir tane dedi temizlik görevlisi belediye başkanını tokatlıyor dedi. Şimdi biz aynı şeyi FETÖ'de de, FETÖ örgütünde de vardı değil mi? Emniyet imamı koyuyor mesela, MİT imamı koyuyor. Aynı örgüt yapısı mı burada? Kaymakamlığın çaycısı İşte kaymakamı emir veriyor. bir öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir öğretmen koca bir generale talimat veriyordu ve bunu en iyi bilen Sayın Komutanımız Estağfurullah. ve o talimatlar çerçevesinde cezaevinde 2-3 yıl yattı yani ki eğer bu FETÖ geriletilmeseydi belki de hiç hapisten çıkamayacaktı. Şimdi aynı durum orada imam neyse örgütte burada da eş başkan. İşte o Bu CIA'nin modeli galiba değil mi? Birbirlerini kontrol etsinler diye böyle bir örgüt yapısı kuruyorlar. bir de örgütte emir komuta zinciri sistemini getiriyorlar. Yani diyor ki sen makam olarak görünen makamda bir albay düzeyinde, bir genel müdür düzeyinde, belediye başkanı olabilirsin. Ama benim oraya atadığım temizlik görevlisi senle eşdeğerdir. Hatta Eşte senin değil, onun üstünde. dediğini yapıyor yani. Hatta onu işte Oya Hanım'ın söylediği temizlik görevlisi aslında eş başkan. Yani belediye başkanı bütün görüşmelerinde eş başkan yanında oturur. Hiçbir şey yapmaz, sadece dinler. Olayı raporlar, Kandil'e doğrudan bağlıdırlar. Bunu daha önceden de işte Osman Baydemir'i mesela neler yaptı. Dayanamamış bırakmıştı değil mi Abi canım Osman Baydemir? Osman Baydemir'e Oya Hanım daha iyi bilir. O inanılmaz baskılar yaptılar. Yani PKK çizgisinden, Kandil çizgisinden kendine bağımsız bazı atamalar yapmak istedi. Yaptırmadılar. Zor kurtardı Hadi canı. o Hatta arada bize şimdi İstanbul'u anlatsana sen ne yapmışlar. Ben bir Kocaman'da. ilave edebilir Tabii miyim? buyurun Oya Bir Hanım. ilave Tabii buyurun. etmek istiyorum bu eş başkanlık sistemiyle ilgili. Şimdi eş başkanlığı halka demokrasi diye yutturuyorlar. Hem de kadınlar üzerinden. Hep bir erkek bir kadındır. Şimdi aslında burada mesele şudur. HDP'de hiç kimsenin parlamasına izin verilmez. Kim parlarsa o paçasından çekilir, diğer Aynen. eş başkan sürülür. Aynen. Yani nasılsa iki kişiler diğeri sürülür. Bir şeye dikkat edin. HDP'de bir milletvekili iki defa aynı şehirden aday gösterilmez. Bakın hep il gezdirirler. Bunun sebebi bulunduğu ilde ikinci defa seçilirse, çevresi genişlerse, belki akıl verenler olur, şu fikri öne sür, bunu söyle demesinler diye, Kandil'in güdümünden çıkmasın diye o baskı altına alır, güçlenmesine izin verilmez. Eş başkanlık sisteminin mantığı da anlamı da budur. Evet. Tekrar Evet, çok teşekkür teşekkür. ederim. Ben de bir ilave Sen de yapayım. söyle, tamam. HDP nedir? HDP terör örgütü PKK'nın alt örgütüdür. Onun emirleri, talimatları doğrultusunda hareket eden bir partidir. Yani bunu terör örgütünün bütün dokümanlarında yer almıştır. Yani HDP KCK'nın alt örgütlerinden bir tanesidir. Eğer bugün işte şöyle En siyasi üstte parti düşünür, KCK altında tabii ki PKK altında da HDP mi var? Öyle mi? tabii. Ya bunun hiyerarşide nerede yer aldığı, nasıl bağlandığı terör örgütü tarafından tarif edilmiş. KCK örgütü içerisinde siyasi uzantı olarak HDP konumlandırılmıştır. Yani terör örgütünün hiyerarşisi altında olan bir partidir. Bunu siyasi fayda var diye inkar edebilirsiniz, gerçekleri görmezden gelebilirsiniz. Fakat nihayetinde gerçek budur. Sizin ilişki kurduğunuz terör örgütü PKK'nın hiyerarşisi içerisinde yer alan bir alt Evet, örgüt. şimdi hemen şu İstanbul'a gelelim. Ne yaptılar İstanbul'da? Şimdi Bize hızlıca bir onu anlat Abdurrahman. bütçe görüşmelerinde Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu biliyorsunuz bir açıklama yaptı. Siz 33 bin kişi seçimden sonra, yerel seçimlerden sonra 33 bin kişi Bu aldınız. üç belediyeden, Ankara, İstanbul, İzmir, bu üç belediyeden bahsediliyor, değil Evet mi? ama İstanbul'un özelinde 33 bin kişiden 12 bini yani üçte birini diyor devlet tarafından bunlar kontrol edildi. 12 binde 557 kişi terörizmle bağlantılı kişiler oldu. Hangi örgütle? PKK terör örgütü, DHKPC terör örgütü, MLKP ve bunun gibi benzeri türevleri örgütle. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Ankara İstihbarat Şefi Halit Turan bizim Evet. arkadaşımız 2 gündür yapıyor. Bir tanesini söyleyelim. Şimdi Sevtav Ayman diye bir kadın.
2000 İSPER İstanbul Personel Yönetim AŞ'de çalışıyor. Kendisi 2016 yılında bir özel kolejde öğretmenlik yaparken, bakın 2016'da hakkında terör örgütünü simgeleyen kıyafetlerle halay çekerek öğrencilerine terör örgütü propagandası yaptığı şeklinde şikayetler üzerine soruşturma başlatılmış İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Soruşturma dosyası 2020'ye 99.366 sayılı soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda PKK-KCK terör örgütünün adına faaliyet gösteren şahıslarla irtibatlı oldu. Örgüt güdümünde haber yapan JIN haber ajansı, kadın haber ajansı aslında JIN kadın demek. Ya PKK sempatizanı bir öğretmen bu. Evet. Ne yapıyorlar? Faaliyet gösterdiği 2011-2012 yılları terör örgütünün sözde üst düzey mensuplarının eylem talimatları almak maksadıyla Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve terör örgütü kamplarına giderek örgüt mensuplarıyla yüz yüze görüşmelerde bulunmuş bu kadın. Peki ne olmuş bu kadın? Örgütsel mahiyette talimatlar almış. Ne göreve tespit edilmiş. Yurt dışı giriş çıkış kayıtları. Şimdi bu kadın İstanbul Büyükşehir'de personel dairede görev yapıyor ve üst düzey bir personel görev. Daire dediğimiz şey yani belediyeye kim alınır, kim alınmaz. Evet. Buna karar veren merciye mi getirilmiş? Şimdi CV'leri kontrol ederler, kimin alınmasını atıyorum temizlik işlerine, park bahçelere veya güvenlik birimlerine. Belediyenin birçok birimleri var. Bu birimleri mesela İSPARK, özellikle İSPARK'ın bütün HDP'li yöneticileri teslim edildi. Bazı birimlerin yani şimdi, ya hayaldi gerçek oldu. İSPARK PKK'ya kaptırılacak diyordu. Oldu yani şimdi değil bakın, mi? Bakın bizim sabahın haberlerini açsınlar izleyicilerin bütün detaylarıyla, fotoğraflarıyla var. Ve bu kadın 29 Kasım'da geçtiğimiz gün 29 Kasım'da gözaltına alınıyor. Bunlarla ilgili sorgulanıyor. Hakimlik tarafından serbest bırakılıyor. Bir süre sonra da şimdi yarın da işbaşı yapıyormuş. Bakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sözcüsü. Peki niye Murat yani Olgun bu tarafından... yeterli delil mi bulamamışlar? Niye hakimsel? Belli ki MİT takip etmiş. Hayır, şimdi bunu. Sen o Kandil'de bırak. Orada burada oraya gitti diye bilgiler varsa belli ki istihbarat bunları takip var. Etmiş. İstihbarat takip ediyor. Bu kadının irtibatlı olduğu birçok kişiyi de Büyükşehir Belediyesi'ne almış. Şimdi Büyükşehir Belediyesi'nde hangi birimlere alındığını bilmiyoruz. Bu birimlerde işte İSİ'ye alınmış olabilir. Birçok devletin Büyükşehir Belediyesi'nin biliyorsunuz bütün kamera sistemleri İstanbul'daki on binlerce kamera kaydını Büyükşehir Belediyesi tutuyor İstanbul. Ve bu Büyükşehir Belediyesi'ne bu PKK'lılardan birisi kamera odasına oturursa sizin hangi sokaktan giriş çıkış yaptınız, hangi arabalarla gittiğiniz, hangi güzergahları kullandınız. Yani bundan daha önemli bir terör örgütü için suikast hazırlığı yapılacaksa eskiden sokakta takip etmesi gerekir. Şimdi kameranın başında takip edecek sizi. Nerede suikast yapılacağını, nerede vurulacağınızı CHP'nin eliyle belediye sokularak bu insanları adeta örgütün... bütün teknik istihbarat tekniğini örgüte açıyor. Örgütün yıllarca, 10 yıllarca çalışsa böyle bir bilgiye haiz olması imkansızdı. Yani hiçbir belediye böyle bir bilgiyi, kamera odasını, kozmik odasını bir yere açmaz. Ama bu kadının sayesinde ve 557 kişinin çoğu da stratejik noktalarda çalışıyor. Şimdi bu stratejik noktada çalışan bu kadından Kandil haberdar mıdır, değil midir? Olmaması mümkün mü? Değil. Demek ki o zaman şimdi devlet Sayın Soylu'nun açıkladığı bu olay çok ciddidir. Bakın Sayın Bakanımızın açıkladığı şey kulak verilmesi lazım. Önemli, bütün halkımız bunu duysun. Kendisini milliyetçi olan, ulusalcı olan, Türk vatandaşı olan, devletin milleti için mücadele eden insanların işte İyi Partililere de sesleniyorum. Siz bir taraftan milliyetçiyiz diyorsunuz ama PKK'lıları buraya alıyorlar ve PKK'lılarla birlikte hareket ediyorsunuz. Yani burada çok dikkatli olunması lazım. 2023 sürecinde herkesin, her evin istihbaratını Kandil'e doğrudan bağladılar. Evet. Evet, İyi Parti'nin neresinde bunlar, ne kadar var, bu da biliniyor mu? İyi Parti'de de çok yüksek düzeyde, İyi Partililere daha çok
ihaleler veriliyor. Onları daha böyle paravan bir şekilde para aktarımları yapılıyor. Çünkü yani siz oturun, buradaki bazı ihalelerden paranızı alın, oturun. Ama burada asıl Canan Hanım, burada asıl operasyonu yapan HDP, CHP ilişkisi. Bakın söylüyorum, bu 557, sadece 12 bin kişiden 557. Geriye kalan 1/3'lük kısmı, 26 bin kişi daha incelenmedi. O 26 bin kişinin incelenmesinden sonra düşünün, İstanbul'da en az 2 bin tane, Büyükşehir Belediyesi'nde 2 bin tane PKK'lı, DHKP'li, MLKP'li örgüt üyesi var. Doğrudan örgüt üyesi. Sayıştay raporlarında neler var? Sayıştay raporlarında da birçok önemli usulsüzlükler var, ihaleler var. Sayın Bakanımız açıkladı. Birçok CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyeleri milletvekillerine ihaleler verildi. İşte İzmir'de biliyorsun 550 milyon dolar TL fazla veren ihale, daha az düşüğüne veren firmaya vermiyor. 550 milyon daha fazla veren firmaya ihaleyi veriyor Tunç Soy'a. Niye verildi? İşte Avrupa Birliği'nden biz katkı almıştık. Aslında AB'nin işaret ettiği. AB ise bunu yalanlayınca biz verdik diyor. Şimdi böyle bir şey var mı? İhaleye çıkıyorsunuz bir bardak için. 3 tane fiyat geliyor. Siz en düşüğüne vermeye çalışırsınız ama bunlar en yükseğe verene doğrudan ihaleyi veriyor. Ondan sonra ben ihalelerin usulsüzlüklerinden çok, bakın, terörle mücadeleyi, güvenlik bürokrasisini endişelendiren İstanbul'daki bütün MİT'çilerin evi, bütün polis memurlarının evi, bütün bu bilgiler, stratejik görev yapan bütün vatandaşımızın bilgileri şu an PKK'nın elinde. Buna derhal operasyon. Sevil'e sormak istiyorum. Sevil, sen bütün dünya siyasetini takip ediyorsun. Yani kendi. Şimdi bir terör örgütünden iç içe siyasi parti, evet, dünyada olan bir şey midir? Onu deminden konuşurken ben Oya Hanım'ın o iki çok önemli cümlesi dikkatimi çekti. Deminden de bazı arşivlerim var. Onlara tekrar bakıyorum. Şunu kafamda kendi kendime sordum. Acaba hangi ülkede, ülkenin belediyesinde, herhangi bir kamu kurumunda böyle bir yani böyle bir mesuliyetsizlik sonucu ortaya çıkabilir? Bunu irdeleyerken buna benzer bir örneğini bulamadık. Bulamadık mı? Yok. Dünyada biz mi yaşıyoruz bunu? Aynen. Yani maalesef bunu çok üzülerek söylüyorum. Bak Oya Hanım çok iki tane cümle sarf etti. Bakü'de belediyeye, Ermenistan'a hizmet eden birileri göreve getirirse ne yaparlar? Evet, o mümkün değil. Ya yani mümkün değil diyorsun. Evet, mümkün değil. Gerçekten çünkü sadece Bakü'den, Azerbaycan'dan bahsetmek istemiyorum. Bak Almanya'nın. Tüm devletler. Almanya'nın. Amerikanı, İngiltere'nin bir gözünüzün önünden geçirin. Şu ana kadar iç kamuoyunda biz bütün siyasi süreçleri takip ederken buna benzer bilgi, haber hiç denk geldi mi? Hepimiz haberlerin içinde. Denk geleceksen sen gelirsin diye sana ben soruyorum. Ben gelmedim. Evet. Ben de gelmedim. Cemil Bey, ben gelmedim. Şunu tekrar etmek istiyorum. Kriminalistler iyi biliyor. Hakikat detaylarda saklı. Oya Hanım iki tane çok önemli cümle sarf etti. İki tane detay hakikatin yansıması nedir oldu bana cümle? Göre. O milletvekilinin mecliste kullandığı cümleden tutun ev konusundaki meseleye kadar ve bu merhum katledilen vatandaşın da, o aşiret liderinin de şekli, Cihan Güven. Evet, o şekli ifade eden iki şey vardı orada. Bunun buralara bakmakta yarar var. Esasında ona çok ciddi şekilde, hani arada kaynamasın diyor Sayın Milletvekili. Buna çok dikkat edilmesi gerektiğini ben de hani şu anda altını çizerek söylemek istiyorum. Burada ben şuna odaklanmakta yarar var diye düşünüyorum. Acaba bak siz diyorsunuz ya, belediyeye bu kadar kişiler işe alındı. Peki bunun mesuliyeti alan kişiler bağlamaz mı? Hukukta bunun karşılığı nedir? Mesela diyebilir mi belediye başkanı ki ben bunların özgeçmişine bilmeden, bunu araştırmadan, acaba böyle bir kamu kuruluşunda araştırılmadan
geçmişi bilinmeden kişiler işe alınır mı? Bilerek almış en kilit yere koymuş işte. Peki o zaman bilerek tamam. Almış en kilit yere koymuş. O zaman bilerek almışsa yarın öbür gün bu kişi elinde suç tutuklandıkta Sayın İmamoğlu'nun bununla bağlantılı bir mesuliyete tabi tutulması söz konusu mu bizim hukukta? Böyle kimse, herkes böyle rahat iş görüp ortadan kaçamaz. Onu komutanımız bilir bir kurumun şeysi. Kaçmamalı normalde. Bir kurumdaki bir insan. Bu yani, çünkü yeniden tekrar bu tür olayların devreye girmesini sağlar. Şimdi askerde o pozisyonda diyelim aynı komutan bir yere bir terörist atıldı. O komutan o işten sorumlu mudur? Kesinlikle. Şimdi bakın hani silahlı kuvvetlerdeki sistem şu. Devlette de sistem bu aslında da uygulayan yok işte bazı yerlerde. Şimdi bizde bir evrak hazırlandı herhangi bir konuyla ilgili. Bunun yanında paraflar olur. İlgili şube başkanları, birim başkanları, ilgili personel. Herkes paraflar en son komutan önüne getirirler. Mantık şudur. Şu evrak bana gelene kadar onların. Ben altını imzaladığım an o evrak benimdir. Şimdi Sevil Hanım dediği konu oradan önemli. Bunun hukuki anlamda üst kademelere de hesabının sorulması şart. Aynen. Dünyanın hiçbir yerine bu kadar meydanı boş bırakan bir yapı olamaz. Şimdi az önce Abdurrahman önemli yerlere temas etti. Personel başkanlığından bahsetti. En önemli yerlerden biri değil mi bu? Bakın FETÖ'nün ve bir diğer Coşkun Bey. Burada bakın başka isimler de var. Hepsi bakın FETÖ nereye girdi? Hep personel şubeleri. İşte onu anlatacağım şimdi. Aynı şey bunlar da PKK'lılar da oraya girdi. Bakın FETÖ'nün uyguladığı taktik şuydu. Silahlı kuvvetleri ve emniyette ilk önce personel ele geçirdi. Niye personel? Zaten bitiyor iş orada. Atama, tayin, eleman alımı hepsi benim süzgecimden geçer. Ben istediğimi alırım, istediğimi refüze ederim, istediğimi de kızak göreve i̇şte çekerim. Personelleri geçirdi diye Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanlığı'nı da eline geçiriyor değil mi? Kesinlikle. Yani İstihbarat önce... Başkanı atayan şu benim. Şu kısasını okuyayım mı hocam? Komutanım çok kısa bir şey. Turan Akkaya, geçmiş dönemlerde PKK terör örgütünün gençlik yapılanmasında faaliyet yürütmüş. İşte Tahir Güven'i öldürenler Tahir gençlik Bey. Yapılan. Terör örgütü propagandası yapmaktan 2911 sayılı toplantı gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet suçlarını 3 ayrı defa adli işlem görmüştür. İSFER, İstanbul Personel Yönetim AŞ'de halkla ilişkiler görevlisi olarak görev yapıyor. Evet. Personel. Bu aslında yani şu yapılan 2023 sonrasına bir hazırlık. Öyle mi? Hücrelerine kadar ele geçirecek bütün kaleler. Ele Sayın ne provokasyonu? Mecliste ülkenin bölünmesine dair cümleni de sarf etmek istemedi. Aynen onun devamı olarak. Devamı olarak sizin planlı cümle... yapılan bir faaliyet. Şimdi burada hani az önce onun için örnek verdim. HDP, PKK ve HDP-CHP işbirliğini. Açıktan işbirliği bunun şeyi yok. Sadece PKK üzerinden mi okumalıyız? FETÖ'nün hiç dahli yok mu diye. Şimdi personel daireleri biz anlattık. Dedik ki tam bir FETÖ taktiği. Onun da taktiği değil ha. Ona Amerika'yı, Amerika yani aklı veren Amerika. Şimdi bu zaten FETÖ'ye de geleceğiz birazdan. Ve şimdi burada PKK konusunu işledik. Dönelim gelelim, Kılıçdaroğlu'nun 6 tane danışmanı, 6'sı da FETÖ mensubu çıktı. Kendi parti içinden milletvekili söylüyor, bu tesadüf olabilir şimdi, mi diye. Şimdi burada bir ara bir şey koyalım. Sen bir durumu toparlayıp bizi bir reklama götür bakalım. Evet, işte bizim de bugünlere kadar komutan... bilin ki biz bu işi dillendirmek istedik. Arkadaşlarım Abdurrahman'la Nazif de uzun uzun FETÖ'nün yargı organı içinde ne kadar yer aldığını ve bunun ne kadarının temizlenebileceğini sürekli araştırdık. Sizce biz nereye geldik şu noktada? FETÖ'nün neresinde yargı? Şimdi onu bence sen o tarafa söyle, reklama gidelim. Ondan peki. Sonra sor o tarafa. Nereye geldik FETÖ dediğinde? Nereye geldik FETÖ temizliğinde? Bir türlü ben içinden çıkamadım. Evet, birazdan gelip komutanımıza soracağız nereye geldiğimizi. Kısa bir araya gidiyoruz.